Evet, Ziyun Sumup 4. Tavsiyeler aldım. Arkadaş tavsiyeleri aldım ve en son buna karar verdim. Birçok modeli var biliyorsunuz. Vatan Bilgisayar Manavgat'tan aldım. İstanbul mağazasından geldi. Kenara koyalım bunu. Kutu çıkışı videosuyla beraberiz. Bunun iPhone uyumsuzluğunun çok olduğu işte falan. Yeterince ağırlık taşımadığı söyleniyor. Bakacağız hepsini. Kutu açılmış. İlginç. Açılmış kutu gönderler. Üstü jelatin kaplı açılmış kutu. Acaba Türkçe kullanım kılavuzları için mi böyle bir şey oldu? Böyle. $599 liraya aldım. Bakalım bir daha. 699 liraya aldım, pardon. Türkçe kullanım kılavuzu var. Wow. Bu kullanım kılavuzları başka incelemelerden de izlediğim kadarıyla önemli öğrenmemiz açısından. Ayrıca internet YouTube'da bunun öğrenme videoları var. Ben Filmic programını da kurdum. Telefonuma. Kutu köpükten ama güzel bir açma kapama mekanizması yapmışlar. İnternette söylerken bunun böyle işte çok dandik ele tutumu konusunda bir şeyler var. Bu kapakta çıkıyor mu çıkmıyor arkadaşlar. Yani çekiyor çıkmıyor işte. Böyle acayip şeyler vardı. Herhalde daha sonraki üretimlerde bunları duyup düzeltmiş de olabilirler. Böyle bir üç ayak çıkıyor içinden. Universal. Tüm kameralarınıza bağlayabilirsiniz. Vallahi bu da dandik değil. Bu işte şöyle dandik, böyle dandik diye bir sürü şeyler söylüyorlardı ama bunu böyle şu hale getirdiğimiz zaman otomatik kapanıyormuş. Telefonla konuşuyormuşuz bu şekilde. İstersek sonra tekrar çekim yapmaya devam ediyormuşuz. Ben bu adamların söylediği gibi bir acayiplik göremedim. Gayet sağlam gözüküyor. Şu plastik zaten sert, kalın, içinde destekli. Görüyorsunuz. Yani zorlasanız bile cart diye gidebilecek bir şey değil. Böyle ayrıca uzatma olarak da olmuş. Zaten universal, bunu istediğiniz ayağa bağlayabilirsiniz. Bunu da bağlayabilirsiniz. Bunu da istediğiniz fotoğraf makinesine bağlayabilirsiniz. Benim merak ettiğim başka bir şey var. Type-C kablosu geliyor. Type-C arkadaşlar. Type-C ile olduğu için de biraz tercih ettim. USB eski işte mikro USB'ler güvensiz geliyor bana ve benim telefonum da Type-C. Burada herhangi bir şarj portu vesaire yok. Bunun Sumut Q'daki gibi şeyi de yok.
USB çıkışı da yok. Yani telefonunuza şarj etsin gibi bir şey de yok bunda. Böyle direkt kutudan hazır bir şekilde çıkıyor. Bu silika jeli kaybetmeyin. Saklarken de bununla saklayın diyorlar. Mekanik bir parça olduğu için etkileniyormuş. Evet, hassasiyetli bir şekilde bu gimbalımızı ayarlamamız gerekiyor. Yani nasıl? Şurada gördüğünüz ayar bölümü var. Bunu serbest, şu anda alet kapalı. Şöyle göstereyim. Şu an alet kapalı, böyle açılıyor. Kendisi bir şekilde bunu güç harcayarak bunu dik tutabiliyor aleti açtıktan. Fakat biz bunu istemiyoruz. Yani aletin normal bir şekilde herhangi bir güç uygulamadan hizada durmasını istiyoruz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Aleti yine kapatıyoruz. Kendisi böyle salınarak kendini aşağı indiriyor. Normalde böyle olmaması lazım. Eğer böyle oluyorsa aletiniz ayarlı değildir. Bunu niye yapıyoruz? Hem motorun zorlanmaması için, işte hem de bazı insanlar diyor ya, işte benim telefonum ağır geldi, benim telefonum diklemedi falan filan, tamam mı? Bu 210 gram şöyle bir şey arkadaşlar. Telefonunuzun ağırlığı 210 gram, sağ ve sola eşit olarak güzel gram dağıttığınız zaman bunun çalışabilmesi demek. Ve o işte şarj sürelerini de tutarsınız. En önemli nokta bu. Ne kadar inceleme videosu izlediysem bu konuyu böyle öp diye geçmişler. Yabancı videolar dahil. Bunu hassasiyetle şöyle ayarlamanız gerekiyor. İnşallah kamera çekebilir. Birazcık daha, ama yaklaştırdığım zaman da dengedeki halini göremeyeceksiniz. Şu şekilde dikleştiriyoruz ve şuradakini uzatıyoruz. Yani dönme noktasına doğru uzuyor. Böyle duruyor. Bir tık daha ben şuradan parmağımla ezerek hafif hafif uzaklaştırarak yapıyorum. Birazcık daha. Şimdi buraya biraz fazla kaçtı denge. Tabii ki siz bunu kameraya çekmediğiniz için elinizde çok daha rahat ayarlayabilirsiniz. Dengeye geldi diye de böyle gıdıklıyorum. Gayet dengede gözüküyor. Yani arkadaşlar, bir taraftan bıraktığınız zaman bunu salınaraktan o noktada kalması lazım. Öbür taraftan da vursam yine de aynı tarafa geliyorsa eğer, ayarı yoktur. Ama buraya da vursam ortaya noktaya geliyor. Şuraya da vursam kendi sürtünmesi. Birazcık sabitlemediğiniz için ayarı kaçtı olurken. Sokup tamamen şuradan hafif hafif parmağınızla ederek çıkartmak daha kolay tabi. Biraz fazla kaçtı yine. Gördüğünüz gibi şu tarafa ağırlık var. Bu tabii kolun da kendi de ağırlığı var. Sadece telefonla alakalı değil mevzu. Yani telefonun şu kılıfla mesela, atıyorum, ayarında birazcık uğraşacaksınız. Bunu bir defa yapacaksınız bu cihaz için mesela. Ve bu olay çözülmüş olacak. Ne kadar iyi ayarlarsanız işte video çekerken de o kadar az titreşime maruz kalıyor. Motorun gücünden tam manasıyla faydalanabiliyorsunuz. Evet. O kılıfla bu kılıfla biraz fark edebilir. Şu an orta noktaya geldi. Sizin bu kadar uzun sürmemesi lazım tabii ki. Yapmanız gereken, gimbalınızda yapmanız gereken en önemli ayar bu. Bence.
bıraktığınız zaman kolaylıkla kendi orta noktasını bulabilmesi. Şu aralarda takılıyor ama bu motorun kendi sürtünmesinden kaynaklanan bir durum da var. Birazcık daha o tarafa getireyim dediğim zaman da gerçekten çok küçük oynamalarla yapıyorum. Bakın çok azıcık bile oynatsam o tarafa kaydı. Şimdi onun yarısı kadar bile gittim. Evet. Ne yaparsa yapsın hacı yatmaz gibi şu anda bayağı aynı noktaya geliyor. Şu an alet dediğim gibi kapalı. Bunu olabildiğince ne kadar iyi orta noktaya ayarlarsanız o kadar iyi çalışır. Şu arka tarafından baktığınızdan daha iyi belli oluyor. Bakın şu zoom şeysi var. Onunla arka taraftan hizası daha iyi belli oluyor. Videonun hizasına kol geliyor. Eğer böyle bir ayarda bırakırsanız şu pozisyonu tutabilmek için devamlı içindeki motor çalışacaktır. Fakat kendiliğinden duruyorsa o kadar az çalışacaktır. Ve böylece hareketlere verecek daha fazla gücü kalmalı olması demek bu. İster arka koldan ayarlayın, ister ön koldan ayarlayın. Gördüğünüz gibi bu bayağı orta noktayı buldu. Bu kadar anlatacaklarım. 8,5 dakika sürmüş bunu kameraya karşı şey yapabilmek. Şu anda dediğim gibi alet kapalı. Aleti açtığım zaman da hemen şak diye açılıyor ve şu motorların ısınma olayı yine aynı şekilde az olmuş olacak. Çünkü dediğim gibi ekstra enerji sarf etmiyor. Şu anda biliyorsunuz. Bu log fan modu. Bu da takip modu istediğiniz şekilde. Sağa çeviriyorsun, sağa dönüyor. Daha az cihazın ısındığını fark edeceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun. Birçok konuda değişik videolar çekip atıyorum. Sağlıcakla kalın.